hazırlanın. Sola dönün. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Düz ilerleyin. Adam gibi durma, bir şu videomuzu çekelim dedim. Efendim?
Düz ilerleyin. Sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Sağa dönün. Yorulduk ama değdi.
Yola koyulalım. Yolculuğumuz sona erdi. Güvenli yolculuklar. Sola dön. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün.
devam edin. Düz ilerleyin. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Şimdilerde sağa sola savrulup yerlere kapaklanıyoruz. Utanmasak füze atacağız demiş Bahçeli. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Depresyon tedavisi devam ediyor. Zayıflama tedavi çok da burada gece mesafe geçeli kahramanı, gecenin en şahane insan olmak için. Sağ çıkışı bilirsiniz. Aksi taksi bölümümüz burada. Düz ilerleyin. Rahat batanlar buyursunlar bekliyoruz. İstiridye mantar olan varsa yanında birlikte yapalım. Var mı aranızda istiridye mantar olan? Hadi yemek yapalım. Sağdan devam. Böyle göstermeli falanlı filanlı. İstiridye mantarından yalancı kokoreç tarifi veriyorum. 2 yıllık vejetaryenim, kokoreç hastasıydım, eskiden kesinlikle atmıyordum. Yani
aratıyor ama ben de denedim bu arada. Vegan kokoreçi. Önceki sirke, su da 15 dakika istiridye mantarı bekliyoruz. 1 veya 2 domates, soğan, tuz, nane, kekik, pul, biber, sumak, sıvı yağ. Tarif küçük küçük kokoreç şeklinde doğrayıp kavuruyoruz. Suyunu çekene dek soğan da kokoreçlik küçük küçük doğranır. Suyunu çekmeye başlayınca eklenir. Arkadaş sürekli bir su çekme durumu var. İstiridye mantarın suyunu çekmesi ne demek? Ben bunu demiyorum. Su nasıl çeker? Suyu nereden buluyorum? Kokoreçlik küçük küçük doğranır. Suyunu çekmeye başlayınca eklenir. Ne ekleniyorum? Şimdi ayrı yerde mi oluyorum? Domatesli ve minnak minnak keselim, ekleyelim domatesi de. Peki baharatı da ekliyoruz. 3-5 dakika kavuruyoruz. En son toz makinesi yarım ekmeği sadece içine sıtıyoruz. Ve karışımı da içine koyuyoruz. İşte bu kadar demiş. Bir de sivri biber ekleyelim. Sivri bibersiz kokoreç olur efendim. Yani kokoreç dediğiniz sade olur zaten.
verilen bir şey var, haberin namusu. Yani tıklatmak için abartılı başlıklar atmamak, tıklatmak için tedirgin etmemek, habere devamını ulaştırmak için ürkütücü başlıklar seçmemek. Bakın haber şu. Flash diyor mesela bir Twitter'da haber kanalı. Koronavirüsün başladığı Çin'den yeni bir virüs daha çıktı. 32 kişi karantinada. Bu haberi anlatılarak bir sosyal medya pozisyonu yapmış. Sorumsuz haberciliğinize tüküreyim. Virüs kemirgenden ısırık ve dışkı yoluyla insana geçen hantavirüs. İnsandan insana geçmiyor. İnsandan insana taşınma yok. Mevcut ortamda, bak şu tedirgin günlerde, mevcut ortamda şunu bu başlıkla haberleştirmeye utanır insan demiş mesela. Bir kemirgenin ısırmasıyla geçiyor yani. İnsandan insana geçmiyor. Koronavirüs gibi değil. Tamam, rahat olun. Yarın geçer, insanlar insanı bilmiyorum ama şu an yaşadığımız tedirginliğin üstüne ilave bir tedirginliğe gerek yok. Sizin şu anki korkularınızı suistimal etmeye çalışıyorlar haberlere tıklattırmak için. Televizyonda neyi de gördüm, bir pekmez reklamı ya, pekmez reklamı, keçi boynuzu pekmezi. Hani bu koronavirüsün bu bizim kafamızda özdeşleşen bir figürü var ya, yeşil renk, böyle yeşil virüs emojisi bile var bunun. O havada oynayan virüsler efendim böyle. O keçi boynuzu pekmezinin kavanozunun içine giriyor. Yani diyor ki virüsü biz yok ederiz. Algımızdaki o yeşil renkli koronavirüsünü pekmezin yok edeceğini söylüyor. Ya vallahi siz pekmezle koronavirüs mü yok olur? Bunun televizyonda reklamını yapmış. Ve ulusal kanallarda yayınlanıyor. Fırsatçılar her yerdeler. Her yerdeler. Benim koronavirüsle ilgili geri dönüp baktığımda yaptığım en güzel işlerden birisi. Bak şu an onun sınırları içerisinde değiliz. Zekirdek'te su içmeyi hatırlatıyorduk. Bir su arıtma cihazının tanıtımıyla birlikte. Bak şu an o sınırlar içerisinde değiliz ve ben etkilenmiştim bu su arıtma meselesinden. Ne bileyim, temiz suya ulaşmak, benim meyveyi sebzeyi yıkamak, işte çay demlemek vesaire, içme suyu da elde etmek için aldım. Ve hani bunu da bu arada burada bir kez daha söylüyorum, bana hediye falan edilmedi, parasını ödeyip aldım. Böyle durumlardan da çok hoşlanmam zaten. Az hoşlanırım, evet. Ve şu geri dönüp baktığımda yaptığım en iyi işlerden birisi. Burada tüm samimiyetimle söylüyorum. Sağda kalın. Tanıtım peşinde falan sağdan değilim. Çıkın. Su arıtma cihazı almak olduğunu gördüm. Neden? Neden? Eve geçme. Sağ çıkış. Her şeyi yıkıyoruz ya. Her şeyi yıkıyoruz. İşte deterjan alıyoruz, yıkıyoruz. Efendim turşu alıyoruz, kavanozu yıkıyoruz. Ben yıkıyorum yani. Eli bu sağlığı filmi seyrettikten sonra 19 litre damacana geldiğinde ben onu yıkayamam. Suyla temasımı kestim. Çok sevdiğim de bir su markası vardı bu arada. Günlerde eve dışarıdan yemek söylüyorum. Dışarıdan işte market alışverişini yapıyorum. O 19 litre, bir de ben 2-2-3-3 söylerdim damacanları. Onları sokam, onları ben yıkayamam. Sonra nerede yıkayacağım ben onları? Dedim gerçekten kafamdaki o derin şüpheyi kendi adıma söylüyorum. Soda dön. Yani bertaraf etmek için tam zamanda hamle yapmışım. Bu işler daha ortaya çıkmadan 1-2 ay önce ben bir deneyeceğim dedim ve iyi ki de yapmışım dediğim durumlardan birisi bu. Bu konu tartışılabilir. İşte efendim şu arıtmada şudur budur falan diye tartışılabilir. Ama ben şu an tamamen reklam sahasının dışındayız. O reklam sahasının içerisinde olsam zaten adını söylerdim. Söyleyemiyorum çünkü reklama giriyor. Şu anda da anlaşmamız bittiği için reklam dışında konuşuyorum. Ve dediğim gibi tüm samimiyetimle ben parasını verip aldım. Bana hediye falan edilmedi. Her şeyi yıkadığımız için şu günlerde de benim gibi yıkıyorsanız eve girenleri. Kavanozdan efendim pamuktan pamuk ise ambalajı. Efendim söyleyeyim deterjandan efendim
peynir, kalıp peynir, ambalajlı geliyor, onu yıkıyorum. Bizim kafasında aman virüslü birisi dokundu, bunu nasıl dokundu, nasıl temizleyeceğim, ne yapacağım, nasıl kurtulacağım? Kendimi en çok o konuda takdir ettim. Düz ilerleyin. Zeki, o kadar haklısın ki bu olaylar başlamadan önce su arıtma cihazı almıştık. Şimdi biz de iyi ki almışız diyoruz demişler efendim. Peki. Dezenfektanla sil demiş dinleyicimiz. 19 litrelik damacanayı. Duşa ve küvete koy, yıkanır. Taşırken fıtık olurum. Kazalarında her yıl Covid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına üretim durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli demiş. Bence Trump yok olmalı. Bunlar efendim kapitalist düzenin. Sonra sola dönün. İnsan hayatına mal oluşunu hesap edip insan adına üzülecek kişiler değil. Araba kazası bulaşıcı değil ama. Sola dön. Zekalı Trump. Araba kazalarına her yıl Covid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarının üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Kimse üretimi durdurma çağrısı yapmıyor zaten. İyi bir sefer oldu. Salgın kontrol alınana kadar bizler kısıtlanmaya hazırız. Kısıtlı bir hayata hazırız. Şunu kontrol altına alın diyoruz. Mukayeseye bakar mısınız ya? Devam etmiyor. Bir salgın var. Devam etmiyor. İnsanlar ölüyor mu? Devam etmiyor.